Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sanırım daha iyiyim. Daha iyiyim çünkü vizeler geçti ve yaklaşık uykusuz geçen bir vizeler sonucunda uzun bir süredir uyuyorum. O da çok nasıl bir cümle oldu bu ya? Yani bayağıdır uyuyorum açıkçası. Yaklaşık günde 12-13 saat uyumaya başladım. 2 gün önce bitti sınavlar. O yüzden kendimi aslında şu an tam ayılamamış gibi hissetsem de yapmam gereken bazı şeyler var. Özellikle yeni haftaya geçerken. Şimdi siz vize haftasındaysanız zaten evin düzenli mi, bulaşıkların var mı, temiz mi, bunların hiçbirini umursamıyorsunuz. Ama umursamadığınızı fark etmiyorsunuz. Ben sınavlardan sonra fark ediyorum bunu genelde. Eve geldiğimde, geri geldiğimde büyük bir kaos sanki üstüme çökmüş gibi hissediyorum. O yüzden aslında yaklaşık 2 günümü evi... Aaa ne kadar çirkin gözüküyormuşum lan ben. Şu kameraya bakınca fark ettim de. Neyse. Bu hareketi yapmayın arkadaşlar. Bu hareket çok sağlıklı değilmiş. Yani aslında siz de bir mühendislik öğrencisiyseniz bence büyük ihtimalle evde yaşıyorsanız şu an temizlik yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yapmadıysanız da büyük ihtimalle ertelemişsinizdir. Doğruyu söyle. Erteliyorsun. Şimdi arkadaşlar ben düzenleme işini nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Ev gerçekten şu an göstereceğimden çok az daha dağınıktı. Çünkü ben açıkçası bir 5 dakika toparladım. Video açmayı unuttuğumu fark ettim. Daha doğrusu video çekmem gerektiğini planlamıştım ama çekmediğimi unuttum. Çekmediğimi unutma. Neyse. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, yolcu ve sınav haftasından sonra elimizde o kadar yığınla kağıt, notlar kalıyor ki bunların hepsini temizlememiz gerekiyor. Çünkü birçoğu üstlükte kağıtları ya da diğerleri işte not aldığımız kağıtlar, önemli vize konularının notları falan da olabiliyor. Bunları planlamamız gerekiyor. Çünkü biz bunların hepsini finalde tekrar arıyoruz. Ya da tekrardan not çıkarmamız gerekiyor. O yüzden ben o işi yaptım şu anda. Görmüş olduğunuz bunlar çöp olan kağıtlar. Şöyle göstereyim. Bunlar çöp olan kağıtlar. İşime yarayacak olan kağıtları ne yapıyorum arkadaşlar? Bütün notlarımı şöyle bir dosyada tutuyorum ben. Bunlar bana vizede yardımcı olacak çünkü. Gördüğünüz gibi bakın burada taşıt iklimlendirme yazıyor. Taşıt iklimlendirme dersinin notu. İşte ısı transferi, termodinamik notu. Bu müsvedde kağıtlarını da maalesef çöpe atacağım. Ama evin önünde, bizim sitenin önünde geri dönüşüm kutusu var. Çöpü var, oraya bırakıyorum. Umarım bir faydası oluyordur. Arkadaşlar bazılarınız sabah çalışmayı sever, bazılarınız gece çalışmayı sever. Açıkçası ben gece çalışmayı sevenlerdenim. Çünkü üniversite sınavına hazırlanırken de gece çalışıyordum. Bu bende şöyle bir saçma psikolojiye sokuyor. Gece çalıştığımda herkes uyuyor ya, sakin bir ortam var. Ve sanki her çalıştığım şey bana bir şey kattığını hissediyorum gece. Çünkü herkes uyurken ben çalışıyorum ya. Ya böyle salakça bir plandan dolayı uykusuz kalıyorum. Ama nasıl alıştıysanız öyle devam ediyor. Aslında bence karanlık olması, sessiz olması da beni etkilediği için onun başım ağrıdı lan yukarı bakarken. Ah. Saat 5 gibi yatıp 10 gibi, 9 gibi alarm kuruyorum ve her zaman 9'da uyanmayıp 12'de uyanıyorum. Allah'ım bunu ben sabahları uyanma kısmına oturtamıyorum ya. Sabahları erken kalkamıyorum arkadaşlar. Yani bu benim en büyük zaafım. Zaaf deyince de çok küfür gibi durmadım ya. Eğer ki bir çalışma ortamınız varsa sabah 10 gibi, 11 gibi okulda buluşup beyin fırtınasıyla birçok problemi çözebiliyorsunuz. Bunu çok faydasını gördüm bu sene. Ulan ne anlatıyorum ben ya? Ulan... Evi toparlamam lazım. Evet, eğer sınav döneminde bir panik oluyorsanız, bir panik durumunuz varsa veya ben sınavda her şeyi unutuyorum diyorsanız aslında doğru videodasınız çünkü aynısını ben de yaşıyorum arkadaşlar. Ben bunu 4 senedir yaşıyorum. Bu çamaşır makinemden gelen ses beni horona davet ediyor. Biliyorsunuz bir videomda horon çekmiştik. Tekrar
buraya doğru ayaklanmaya başlamış. 4 senedir ne diyordum? 4 senedir bu problemi çekiyorum. Sınavlarda panik olup bütün bildiklerimi unutuyorum. Ve ben aileme diyorum ki benim bununla ilgili destek almam lazım, destek almam lazım. Bir türlü destek alamadım ama hala aynı problemi çekiyorum bazen. Özellikle geçtiğimiz hafta bir sınav geçirdim arkadaşlar. Sınavda beni görmeniz lazımdı. Böyle kafama vuruyorum hani bu soruyu nasıl unutursun? Hani bu sorunun cevabını 3 gündür çalışıyorsun. Bu soruyu unutmaman lazım Sefa. Bu soruyu unutmaman lazım. Vallahi hatırladıkça çıldırıyorum ya. O sorunun cevabını ben çözdüm 4 kere. 4 kere çözdüm ben o sorunun cevabını. Hani bu artık bende kronik bir rahatsızlık abi. Ben bunu kabul ettim ya. Ben rahatsızım ya. Ah! Ayağım vurdu. Parmağım. Evet, çok güzel. Buradan bir ışık vuruyor. Buradan kapkaranlık. İçimi yansıtıyor. İçimin böyle yarısı karanlık, yarısı ışıklı. Şimdi arkadaşlar, ben sınav haftasını nasıl çalışıyorum biliyor musunuz? Şöyle çalışıyorum. Bu vize haftasında açıkçası şöyle çalıştım. Vize haftası gelmeden önce. Son hafta çalışacaksınız biliyorum ama beni dinleyin. Sınav haftası gelmeden önce bütün derslerinizi tekrar etmeniz gerekiyor. Ya bunu diyorum da gerçeği. Mühendislik okuyorsanız gerekiyor. Düzelteyim. Şimdi şöyle yaptım ben. Şu kamerayı alayım. Şuradan aldım. Bir dakika. Aldım. Bu kamera çıkmıyor muydu lan buradan? Böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Kendime bakın. Burada derslerin isimleri yazıyor. Tamam mı? Derslerin isimleri yazıyor. Altında post-itler var. Bazıları düşmüş yapışkanlığı. Aşağı düşmüşler. Bunlar haftalık çalıştığım derslerin çalıştıysam altına sticker yapıştırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü senenin son vize haftasına geldiğimde bazı derslerde çok çalışmışım, bazı derslerde hiç çalışmamışım. Bunu fark ediyorum bazen. O yüzden böyle gözümün önünde böyle bir sistem olursa anlıyorum ki eksiğim var bazı derslerden ve onlara bakmam gerekiyor. O yüzden böyle bir tablo yaptım. Bunu da buraya koydum. Her eve geldiğimde böyle gözüm ona çarpıyor ve psikolojim bozuluyor. O yüzden böyle manyak gibi psikolojimi bozabilecek şeyleri ben evin her yerine koydum. Çünkü ben psikolojim normal olursa çok mutlu olmuyorum. Psikolojim benim bozmam lazım. Evet arkadaşlar, bu görüntüden dolayı hepinizden özür diliyorum. Aslında bu kadar dağınık, pis, karaktersiz bir şerefsiz insan değilim. Şerefsiz ne alaka anlamadım. Ah, başım ağrıyor bu arada ya. Of. Bal dök yalı yapacağım. Yaklaşık 10 dakika sonra burası efsane olacak. Buna inandınız mı? Ben pek inanamadım da. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Öncelikle şurayı bir boşaltmam lazım. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Hemen hazırlık şeyine geçelim, evresine geçelim. Orada da birkaç bir şey söylerim size. Ondan sonra zaten videonun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. O zaman sünger düşünce o videoya geçelim. Lan yer ıslandı. Evet. Şu an videoyu kaldığım yerden devam ettiğimi düşünüyorsunuz ama aslında durum öyle olmadı. Dün ben evin temizliğiyle uğraştım ve kursa gittim. Kurstan geldim ve uyudum. Ve şu an aslında ertesi gündeyim. Ama ev bıraktığım gibi aynı yerde duruyor. Şimdi evi biraz daha toparlayacağım ve tekrar dışarı çıkmam gerekiyor. Sanırım ev temizliğim 3 gün sürecek ya. Ve ben bu durumdan çok rahatsızım arkadaşlar. O yüzden şimdi kulaklığımı takacağım, evi temizleyeceğim, evi toparlayacağım ve evden hızlı bir şekilde çıkacağım. Çünkü vizelerden sonra özellikle şunu fark ediyorsunuz. Ders çalışmak galiba güzel bir şey ya. Evet. Galiba güzel. Ama galiba. Bu tam emin değilim. Thank you.
yağacak ya. Yağmur yağacak diye ders çalışamadık arkadaşlar. Işık nerede? Işık, ışık, 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 ışık. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and over and over again. My future needed clarity. So I could see how you react. Bir daha bir daha seslerini duyuyoruz biz buradan. Başka bir şarkıyla. Evet şu an sanki puslu gibiyiz ama vallahi tam güvenemedim ama galiba net ya. He? Net ki. Net mi? Neyse net yazdım. Çekilik sandım kendimi. Ne? O arkadaş ne yazdı orada? Küfür mü? Banlayın onu. Onu banlayın modlar. Modlar banlayın. Modlar. Hazır mısın? Ben yazdırmıyordum galiba. Tamam. Sen yaz. Bir iskambil fırında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı. Sinek misiydin bense? Gece yarısı o perşembe rastladım köprü üstünde. Ağlama dedim o anı. Trabzanlardan indiğimde İşlerimi ıslak yoksa ıslak mı yaşama dedim. Senin için rüzgarda hep yağmur var. Gözlerim mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan? Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? Bir kar tanesi kum dilimin ucuna. Bir kar tanesi rüyazımda. Bir kar tanesi kum dilimin ucuna. Bir kar tanesi rüyazımda. Sırılsıklandın, soyundu. Vücuduma dokundu. Biraz pürüzlü zihninde yaşam hücrelerimi buldu. Mutluydun, uyuttun. Sarıldın sayıklarken. Tanımadın o ağızları. Yanımda şırılçınlar. Saçlarım ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Sinsin rüzgarda yağmur mu var? Gözlerim mi daldı yoksa sıkıldım mı sorulardan? Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar? Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna. Bir kar tanesi yazımda. Bir kar tanesi kon dilimin ucuna. Kon dilimin ucuna. Bir kar tanesi yazımda. Bir yazımda. Bir yazımda. Bir kar tanesi el yazında. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Enser'in evinden çıktık, saat 11.30'du galiba. Değil mi? 11.30 civarıydı. Otobüse bindik. Otobüsten bana geldik. Sonra birkaç el oyun tarzı bir şeyler attı. Böyle kafamızı dinlendirmek için daha çok sinirimiz bozuldu. Kafayı yedik. Kafayı yedik. Şimdi
Blade Runner miydi abi? Blade Runner filmini izleyeceğiz. Aynen. Şimdi onu izleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz... Neyi görmüş olduğunuz? Basit bir siyah kalın. Bana bir şey görselerdi. Neyse. Şimdi o yüzden bu videonun burada sonuna geliyorum. Şöyle yapalım. Bir sonraki videoda tekrardan umarım görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bye. Sağlık kalın. Dur ben bye diyeyim, sen bye de kapatayım. Hoşça kalın. Bye. 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 İki tane olacak dur. Hoşça kalın. Bye. Bye. Evet arkadaşlar, şu anda vize sonrası videosunun kamera arkasındasınız. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi. Aslında yapmamız gereken bir ödev projenin olduğunu fark ettik. Ve bütün gün uyumadan bu projeyi elinle yazdım gece. 12 sayfa yaklaşık. O yüzden ders çalışmadır, yok uykudur. Vize sonrası için hiçbir şey istediğimiz gibi geçmedi ya. O yüzden galiba evet, siz de bir mühendislik öğrencisiyseniz okumak çok zor. Hayat çok zor. Her şey çok zor. Of! Oğlum, bunu yapmasam iyi, çok iyiydi. Bilgisayar artık çalışmıyor. O zaman devam.